arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde makine parkımızın yetersiz olduğu, ekonomik ömrün birçok makinemizin ekonomik ömrünü doldurduğu, parça temininde sıkıntılar yaşandığı tarafıma iletilmişti. Hızlı bir şekilde araç parkımızın yenilenmesi gibi çalışmaları başlattık efendim. Bugün biraz önce sayılan, burada görülen makinelerimizi, tırlarımızı ilimize kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık burada 50 milyonluk makinelerimiz mevcut. İlimize hizmet etmenin sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle programımıza teşrif ettiğiniz için şükranlarımı sunuyor, saygılarımı arz ediyorum. Şimdiden neyi tutuyoruz aslında bu araçların ilk, bu araçların ileride vereceği hizmetleri önceden tutuyoruz, sevmiyoruz. Aslında bu dönemi icra ediyoruz şimdi. İnşallah Allah'ın izniyle bu araçlar Aksaray'ımıza hizmet edecek. Kasabalarına, köylerine, ilçelerine hizmet götürecekler. Bizler de bunlara gurur duyacağız. İnşallah bu makinelerin çalıştığını göreceğiz. Bunların muhtarlarımıza, köylerimize, insanlarımıza göreceğiz. Bunun var, bunu duyacağız. Bunun var. Bu araçlar devletle millet arasındaki yolları da yapacak. Sadece köyler benzeri arasında değil. İnsanlar gelirler, hizmet yaparlar, giderler ya da dünyaya gelirler. Daha sonra belli bir süre yaşadıktan sonra giderler. Ama önemli olan şudur, gittikten sonra geride bıraktığınız hikayelerdir. Aksaray'da yapılan her iş, ister köyde yapılsın, ister beldede yapılsın, ister şehirde yapılsın, bir aidiyet duygusu varsa hepimizin göğsünün kabarması gerekir. Bu birlik beraberliğimizin bir nişanesidir. Cenab-ı Allah bu mübarek Ramazan gününde birliğimizi, birliğimizi daim etsin. Memleketimize, Aksaray'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.